Kardeşler hepinize günaydın. Bize hamdolsun sabah tekrar beraberiz. Amin. Ben tabii ki de heyecanlıyım tekrar karşınızda olduğum için. Bu güzel bir şey. Demek ki hala konuşmak için yüreğim atıyor. Amin. Tabii ki de Rab hakkında. Bu sabah aslında size şunu sormak istiyorum. Bugün sizler için sıradan bir gün mü? Herhangi bir gün mü? Ya da herhangi bir pazar mı? Sadece pazar günü. Saat 11, toplantımıza geldik, ilahi söyleyeceğiz. 1,5 saat sonra derslerimize gireceğiz. Dostlarımıza gerçekten beklentiyle Rabbi görmeye, Rabbin sesini duymaya, Rabbi anlamaya çalışan kişiler var mı? Gerçekten bu sabah Rab'den bekleyen var mı? Beklentiyle. Rab konuşacak diye düşünen var değil mi? Amin. O zaman bu sabah Tanrı'nın sana konuştuğu bir sabah olsun. Amin. Eğer bu paylaşımda azarlayıcı bir söz veya kırıcı bir şey konuşursam lütfen bana kırılın. Çünkü Tanrı'nın sözü azarlayan bir sözdür. Ve bu benim birçoğumda değil. Yeter ki doğru bir şekilde eğitelim. Rabbin sevgisiyle terbiye edelim. Ve de kutsallaşma yolunda adım atalım. Ben paylaşımlarımı genelde iki şekilde hazırlarım. Ya bir ayet üzerinde yorumlayıp, düşünüp bir başlığa doğru giderim. Ya da Rabbim bana verdiği bir başlık olur. Mesela sevgi, açar gönüllülük veya herhangi bir şey. Onu yorumlamaya başlarım ve de ayetlerle doldurmaya çalışırım. Bu sabah da bu şekilde olacak. Genel olarak Tanrı'nın değişmezliğinden söz edeceğim. Tanrımız değişmez. Amin. Tanrımız sabit bir Tanrı'dır. Peki Tanrı'nın değişmezliği bizim için ne anlam taşır? Eğer Tanrı değişmezse biz bundan hangi teorik dersleri ve pratiksel dersleri çıkartabiliriz? Daha önce düşündünüz mü? İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır dediğimizde bu bizim için ne anlam taşır? Yoksa sadece bir sözcük olarak mı bunu söyledik? Daha önce bunu düşünmediyseniz bu sabah bu konu hakkında konuşacağız kardeşler. Tanrı'nın değişmezliği bir temeldir. Ve biz bu sabah bu temel üzerine bina ederiz. Hem teorik dersler hem pratiksel dersler. Özellikle her şey değişirken bu dünyada durumlar, olaylar, her şey değişecek. Odak noktamızı tabii ki de değişmeyen Tanrı almalı. İlk önce şundan söz etmek istiyorum. Tanrı'nın sıfatları aynıdır. Tanrı önceden neyse şimdi de öyledir. Ve sonra da öyle olacak. Ve sonsuzlukta da öyle olacak. Tanrımız hükümdardır. Mesela Tanrı'nın hükümdarlığından söz edelim. Tanrımız hükümdardır. Tahtta oturan Tanrı'dır. Yeryüzünde birçok farklı olaylar görüyoruz değil mi? Bazı virüsler çıkıyor, savaşlar oluyor. İşte dünya Amerikan elinde, Rusya elinde bu şekilde patlamalar olacak, bu şekilde savaşlar olacak. Hatta geçen bir kardeşle karşılaştık. Bizi iyi bir şekilde uyardı. Emresine kamattırdı. Ama şu an olması lazım. İpler hala Tanrı'nın elinde. Tahta oturan hala Tanrı'dır. Bu yüzden herhangi bir durumda, herhangi bir değişken durumda bunu hatırlamalıyız kardeşler.
hayatımızın efendisi, dünyanın efendisi, bütün hükümdarlıkların efendisi, ruhların babası Tanrı'dır. Tanrı adaletidir kardeşim. Bazen hayatımızda birçok olaylar gerçekleşir ki adaletin gerçekleşmediğini düşünürüz. Fakat Tanrı adaletlidir. Tanrı mutlak adaletlidir. Bu iki anlam taşır. Birincisi, Tanrı yanlışı yargılayacak ve de cezalandıracak. Tanrı günahı yargılayacak ve de cezalandıracak. Bu yüzden hayatımıza karşı yapılan herhangi bir yanlış öyle asılı bir şekilde havada kalmayacak. Bunun ikinci noktası, biraz hoşumuza gitmeyecek olabilir ama Tanrı günahı yargılayacak dedik adaletli olduğu için. Fakat günah işleyen biziz. Ve benim. Ona biraz sonra daha detaylı bakacağız zaten. Tanrı sağlayandır. Yahve'ye. Amin. Tanrı sağlar. Gerçekten bizim ihtiyaçlarımızla ilgilenir. Hem ruhsal, hem fiziksel. Bizim küçük ihtiyaçlarımızdan tut, büyük ihtiyaçlarımıza kadar Tanrı her detayımızla ilgilenir. Kutsakta bize der ki, onun bizim hakkındaki düşünceleri denizdeki kum tanelerinden de fazladır. Bu sabah, şu an hemen 1-2 saniye içerisinde hayatında Rabbin sana sağlamasını istediği bir şey şu an ona yüreğine bir ihtiyaç olarak bırakmanı istiyorum. Tanrı önceden ne yaptıysa tekrar yapabilir. Ve şu an ona bıraktığın ihtiyacı tekrar sağlayabilir. Aynı Tanrı şimdi, aynı Tanrı geçmişte, aynı Tanrı gelecekte. Fakat hatırlarsanız, Yahve yine sözcüğü, bir kutsal kitapta nerede geçiyor, hatırlayan var mı? İbrahim Meysak. Orada Tanrı ne sağladı hatırlıyorsunuz değil mi? Aslında İbrahim'in oğlu kurban edilecekken, Tanrı ona çalların arasından bir tane koç sağladı. Yani bu bize tabii ki de bizim yerimize Tanrı'ya gelene İsa'ya uzatır. Kusursuz Tanrı kuzusu. Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Bu yüzden aynı şekilde bu sabah Tanrı'nın sağladığı kurtuluş için de şükretmenizi tavsiye ediyorum kardeşler. Tanrı sevgidir. Tanrı iyidir. En temelde en istediğimiz sıfatlarından biridir değil mi? Hep iyidir. Hep iyi olacak demektir. Tanrı sevgi ise hep sevgidir ve hep sevgi olacaktır demektir. Kardeşler, bunu iyi anlamanızı rica ediyorum ve de olanınızı bana vermenizi rica ediyorum. Tanrı iyi ise hep iyi olacak demektir. Tanrı sevgi ise hep sevgi olacaktır demektir. Neden? Çünkü Tanrımız değişmez değil mi? En temel sıfatlarından biri. İşte hayatımızda biraz önce bahsettiğim şey Tanrı'nın bizi terbiye edişi. Tanrı bizi farklı yollardan da terbiye edebiliyor. Tanrı bizi farklı yollardan da sınayabiliyor. Hayatımızda farklı olaylardan, farklı durumlardan geçebiliyoruz değil mi? Bunu şekilde düşünebiliriz. Bir saat ortası, tamam mı? Tanrı'nın takdir çarkı değişebiliyor. Fakat bu nokta hep aynı. Yani ne demek istiyorum size kardeşim? Olaylar değişebiliyor. Tanrı bizim hayatımızda görüldüğü, sınadığı, terbiye ettiği, denediği farklı yollar var. Fakat ortadaki şey Tanrı iyidir. Ve Tanrı sevgidir. Yani Tanrı'nın hayatımıza verdiği her şey sevgisinden ve de iyiliğinden kaynaklanır. Benden sonra tekrarlayabilir misiniz? Hayatındaki her şey, hayatındaki her şey senin güzelliğin, senin güzelliğin ve benim iyiliğim için. Ve benim iyiliğim için. Amin. Tanrı'dan gelen her şey değişmezdir iyiliğe ve sevgilerine kardeşler. Kardeşler, bir konu hakkında daha sonra etmek istiyorum. Sizlere Tanrı hakkında unuttuğunuz bazı şeyler hakkında söz edeceğim. Evet bildiğiniz ama unuttuğunuz. Tanrı'nın günaha karşı bakış açısı aynıdır.
ve değişmedi. Tabi bu zamana kadar güzel şeyler değil mi? Tanrı sağlayandır, Tanrı sevgidir, hayatından gelişen her şey sevgiyle iyidir. Fakat bildiğimiz, daha önce duyduğumuz, daha önce okuduğumuz fakat unuttuğumuz bir gerçek var. Tanrı'nın günaha karşı bakış açısı hiç değişmedi ve değişmedi. Tanrı kutsaldır. Yanlışlığı, kötülüğü, hilekarlığı, adaletsizliği, herhangi bir günahı hoş görmez. Rab Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli bir kış yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Yaratılmış 19:24-25. Rab Sodom ve Gomorra'da yaşayan bütün halkı, neredeyse, hepsinin üzerine ateşli küpürt yağdırarak günahı yargıladı. Musa konuşmasını bitirip bitirmez Korah, Datan ve Abiram'ın altındaki yer yarıldı. Yer yarıldı, onları, ailelerini, Korah'ın adamları ve babalarını yuttu. Yer yarıldı, Korah'ın ailesini ve adamlarını yuttu. Diri diri ölüler diyarına, mezara indiler. Harun'un oğulları Nadab'la Abihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler. Harun iki oldu. Rabbin hoş görmedi ve de Rabbin isteğine aykırı bir şekilde buhur donlaklarını alıp içerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Kutsal yerde en kutsal yere girmeye çalışırken en kutsal yerde bir ateş onları yakıp yok etti. Ve Rabbin huzurunda öldüler. Tabi diyeceğiz ki bu şimdi eski ahit. Tanrı önceden davet geliydi. Daha önceden gazap tanrısıydı. Yakıp yok eden bir ateşti. Ama şimdi lütuf çağındayız. O zaman ne yapalım? Günahı hoş mu görelim? O zaman Tanrı'nın günah hakkındaki düşüncesi değişti mi? Günaha karşı bakış açısı değişti mi? Hanım da bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Oğlanların duyan herkes büyük bir korku sardı. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu özgür buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. Hananiya ve Safira. Kilisenin emeklediği, yürümeye öğrendiği, ilk kurulduğu anda kutsal bir yalan söylediler. Bir yalan söylediler. İkisi de o anda tekrar Rabbin huzurunda öldüler. Yani biz yaşadığımızda göre demek ki yalan söylemiyoruz. Bir yalan. Tanrı'nın günaha karşı olan bakış açısı aynıdır kardeşler. Tanrı zaman zaman yargısını anında gerçekleştirdi. Nuh tufanından söz etmeyin, dünyanın neredeyse hepsi yani. Tanrı tüm insanlığı silip yok etti. Çünkü Tanrı günahtan iyidir. Çünkü Tanrı bizim bildiğimiz kutsallık standartında değil. Tanrı'nın kutsallık standartı bambaşka. Her şeye giren Rab. Kutsal, kutsal, kutsal. Ve Tanrı anında yargısını göstererek aslında şu soruyu da sorabiliriz. Hananiya ve Safira cehenneme gitti mi? Bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Yargıcımız Tanrı'dır. Diğer sıfatlarından biri. Yargıcı Tanrı'dır. Fakat Tanrı'nın bize burada, bu olaylarda göstermek istediği en temel nokta şudur. Bakın, benim günaha karşı bakış açım işte bu. Bazı kişilerle konuştuğumda, bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmek istediğimde, Tanrı'nın gökten beden alıp gelmesine ne gerek var ki? Ölmesine ne gerek var ki? Çarpmaya ne gerek var ki diyor. Tanrı şöyle yapsa tüm günahları bağışlayabilir diyor. Olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Çünkü Tanrımız kendi sözünden dönmez.
Günahın ücreti ölümdür. Ve kan akmalı. Bu yüzden Tanrı bu şekilde yapıp günaha kadar kaldıramaz. Çünkü Tanrımız sabit bir Tanrı sözünde dönmez kardeşler. Tanrı hakkında unuttuğumuz ve belki de değiştiğini düşündüğümüz şeylerden biri de budur. Tanrı yaktık yok eden bir ateştir. İbrahimler 12. bölüm 29. ayet bunu der. Tanrı ateştir, kutsaldır. Dediğimiz gibi yanlışlığı, kötülüğü, hilekarlığı, adaletsizliği. Herhangi bir günahı hoş görmez. Hiçbir suçu da cezasız bırakmaz. Öylesine de bağışlamaz. Biraz önce dediğiniz gibi bu şekilde yapın. Çünkü Tanrımız adaletli bir Tanrı. Kötü yaramurdan biri sonra yaklaşırsa ateş gibi onu yakar. Yargılar. Hatırlarsanız zaten günah işlediğinde hem ruhsal olarak yoruldu, yargılandı, yandı. Aynı şekilde Adem bahçesinden kovuldu. Rabbin huzurundan kovuldu ve uzaklaştırıldı. Kardeşler, insanoğlunun tarihine veya içine Tanrı tarafından bir bakacak olsaydık ne görürdük acaba? Acaba insanı bir röntgene soksaydık, bu böylece rengen. Acaba soksaydık, acaba Tanrı bunu yapsaydık, insanda ne görürdü hiç düşündünüz mü? Romalı bölümü bize bundan söz ediyor. Üçüncü bölümü açık okuyabilirsiniz. Şimdi insan onu bir röntgene sokacağız. Tanrı'nın çektiği bir röntgen filmidir bu. İşte insan ırkına ait Tanrı'nın çektiği röntgen filmidir. Haksızlığı. Lüçon. Tanrı'ya karşı olan cahillik ve bağımsızlık. 3.11. Dikbaşlılığı, yarasızlığı ve iyilikten yoksunluğu. 3.12. İnsanın boğazı çürüklük doludur. Dili aldatıcı, dudakları zehirli. 3.13. Ağzı küfür doludur. 3.14. Ayakları öldürmeye koşar. 3.15. Arkasında yıkım ve dert bırakır. 3.16. Esenlik yolunu bilmez. 3.17. Ve Tanrı'ya saygısı yoktur. 3.18. Eğer bu bölümden dışarı Paulus günahların daha ayrıntılı bir sıralamasını yapsaydı, acaba o zaman ne karşılardı? Neyle karşılardı? Sadece başlayayım. Zina, eşcinsellik, sapıklık, hayvanca davranış, fahişelik, tecavüz, şehvet düşkünlüğü, kötü konuşma, masumların yok edilmesi, gaddarlık, işkence, sadakatsizlik, boşanma, eş dönme, zihinsel işkence, çocuklara kötü davranma, cinayet işleme, hırsızlık, para veya mülk sevgisi, barbarlık, yolsuzluk, rüşvet, ağız bozukluğu, kaba şakalar, küfürlü dil, laf sokma, dedikodu, lanet, yalan, iftira, isyan, homurdanma, şikayet, sarhoşluk, uyuşturucu, gurur, kıskançlık, açgözlülük, nankörlük, kirli düşünce, nefret. Listenin sonu gelmeyecek mi, değil mi? Kirletme, çöp yığma, ırkçılık, sömürme, aldatma, ele verme, yerine getirilmeyen vaatler vesaire. Acaba insanoğlunu bir dediğim gibi bir röntgene soksaydık, bunlar çıkardı herhalde. Ve kardeşler, Tanrı'nın gazabı istisnasız günah işleyen herkesin üzerindedir. Başka bir deyişle kim kardeşini hak ederse cehennem ateşini hak edecektir. Bu bizzat insanın kendi sözü. Kimse sizi aldatmasın. Sevaplar bu günahları kapatmaz.
Ne de iyilikler bu günahları kapatmış. İyilikler, sevaplar cennete girmek için bir yol değildir. Cehenneme giden çiçekli bir yol var. Süslenmiş bir yol. Çok şirin, pes pembe bir yol var. O da sevap işleyerek cennete girebileceğimiz düşüncesidir. Bu yol, o yoldur. Size şunu söylemek istiyorum. Hepimiz günahlarımızdan dolayı ve insanoğlu günahlarından dolayı Tanrı'nın cezası onların üzerinde ve herkesin üzerinde, tüm insanların üzerinde. İstisnasız. Fakat değişmeyen bir şey daha var. Değişmeyen ve değişmeyecek olan Tanrı'nın kurtuluşu var. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edecek. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın, yaratılış olmayacak. Daha yaratılışın ilk bölümlerinde Tanrı, yani insanoğlu günah işledikten sonra Tanrı kadına senin soyunu, iblisin soyuyla düşman olacağını ve de kadının soyunu, İblisin yılanın başını ezeceğini söylüyor. Bu bir peygamberlik sözüdür. Ve de bu kurtuluş için ilk temellerden biridir bu ayet. Ve kardeşler yıllarca, yüzyıllarca, bin yıllarca bu hiç değişmedi. Kurtuluş kadının soyundan gelen İsa'yla gelecektir. Amin. Kurtuluş hala çarmıhtaki İsa'yı görüp onun dirildiğine iman eden ve onu çarmıhıyla birlikte izleyenlere ait. Amin. Gerçekte başka bir müjde yoktu. Ancak aklınızı karıştırıp eski müjdesini çarpıtmak isteyenler vardı. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğinize ters düşen bir müjde bildirsin. Lanet olsun. Meski kurtarıcılığından, çarmıhın kurtarışından başka bir müjde yoktu. Başka bir müjde yoktu. Tek gerçek bir yaşam İsa'dır. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Ki bu ayet aslında bağlam olarak anladığım kadarıyla tam bundan bahsedip öğret açısından İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Tek geçerli kurtuluş kapısı kendisidir. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Böylece şimdi onun kanıyla atlandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Romalılar 5:9. Böylece onun kanıyla atlandığımıza göre Tanrı'nın gazabından onun aracılığıyla kurtulacağımız da çok daha kesindir. Amin. Ki bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyoruz. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Bir zamanda. Biz de gazap çocuklarıydık. Bir zamanda. Ama merhametli bu olan Tanrı. Dedim öğretmenimiz diye ya ama. Ama kelimesi var sonra bir şey var. Onu biraz olumsuz yerine kullanayım. Ama buradaki ama ama merhametli bu olan Tanrı. Olumlu yönde. Bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü öyle olduğumuz halde biz Mesih'le birlikte yaşama kavuşuyoruz. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Amin. İşte buradaki öyle olduğumuz haldeyi anlıyor musunuz? Öyle insan ne yapabilir? Bana yardım et bile diyemez. Konuşamaz, hareket edemez. Hiçbir şekilde. Fakat biz ölü olduğumuz halde suçlarımızdan ötürü, dedikodularımızdan, yalanlarımızdan, Tanrı'ya karşı insanlarımızdan ötürü veya kardeşimize ahlak dediğimiz için cehennem yargısını hak ederken, ölümü hak ederken, Tanrı'nın gazabını son damlasına kadar hak ederken Tanrı bizi
Mesih'le birlikte yaşamak kavuşuyor. Onun lütfuyla kurtuluyor. Yani burada bizlik hiçbir şey yok. Biz öyle olduğumuz halde Tanrı dedi ki ben seni yaşamak kavuşturuyorum. Öyle olduğumuz halde. Şimdi tabii ki de biraz rahatladınız. Sonuç olarak biz Tanrı'nın gazabı altında değiliz. Biz kilisedeyiz. Ve de Hristiyanız. Ve de Mesihçiyiz. İsa'yı Rabbim kurtarıcı olarak kabul ettik. Ya bu yüzden Tanrı'nın gazabı dünyadaki bir herkese gidecek. Fakat geriye kalan soru şu. Ve bu konunun can alıcı noktası bu. Tanrı bana oğul diye seslendi. Ben oğul gibi yaşıyor muyum? Öyle olduğum halde Tanrı bana seslendi ki yaşıyorsun. Dirisin. Çocuğumsun. Kızımsın. Peki ben kızı gibi yaşıyor muyum? Işıksın. Tuzsun. Oğlumsun. Kızımsın. Peki ben ışık gibi yaşıyor muyum? Tuz gibi yaşıyor muyum? Mesihçisin. Mesihçi gibi yaşıyor muyum? Asıl sormamız gereken şey bu. Onunla paylaştığımız vazgeçip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş oluruz. Gerçeğe uymamış oluruz deyince bana bir altı. Şimdi biz hiçbir şeyken Tanrı bize bir an dedi ki sen busun. Ve biz deyiz ki bizim ışıktan babasıyla bir paylaştığımız var. Bir ilişkimiz var. Ben onun çocuğuyum. Fakat ben karanlıkta yürüyorum. Ben bir yalancıyım. Bunu kutsal kitap söylüyor bize. Onunla paylaştığımız var diye karanlıkta yürüsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış olur. İbraniler 12-14'de diyor ki kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Wow. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. O size ne dedim, anlamıyorsunuz. Kutsallığa sahip olmadan bir kimse Rabbin yüzünü göremeyecek. Bu ayet ruhsal yaşamın, ruhsal değişimi, yeni doğumun bir kanıtı olarak pratik kutsallığın şart olması gerektiğini gösteriyor. Bakın dikkat edin. Ben kutsal yaşam veya iyilikler cennete gitmek içindir demiyorum. Ben iyilikler, kutsal yaşam Tanrı'nın yeniden yani Hristiyanların ruhsal doğumu sağladığı, yeniden doğumu sağladığı kişiler içindir diyor. Devam o kadar. Bak Tanrı'ndan mı? Yok bir şey. Yani iyilikler cennete gitmek için değildir. İyilikler Hristiyanlar içindir. Çünkü eğer biz dersek ki ruhsal bir doğuma sahip olduk, yeniden doğduk, bunu fiziksel boyuta ispatlamamız lazım. Yani başka bir deyişle, eğer Tanrı'yla paylaştığımız var dersek, ışıkla paylaştığımız var dersek, karanlıkta yürüyemeyiz. Öyle bir şansımız, öyle bir ihtimalimiz yok. Işıkta yürümemiz lazım. Eğer ki karanlıkta yürürsek, yalancı olmuş oluruz. Bir kimse daha çok kutsallaşmıyorsa, kurtulmamıştır. Kutsal bir kimsenin içinde yaşadığı zaman varlığını yeni bir yaşamla sergiler. Bu bir neden sonuç ilişkisidir. Mesih kabul edilmişse yaşam suyunun ırmakları akacaktır. Amin. Bir kimse diyemez ki bana dün bir kamyon çarptı ama bir şey değişmedi. Hayalim yani. Tabii de dedim bana 15 tonluk bir tır çarptı ve ben şu an önünüzdeyim. Kimse bana inanmaz değil mi? Ve Tanrı hayatımızı bu şekilde vurur. Tanrı hayatımıza, kalbimize, yüreğimize diktiğimiz o eski duvarları,
o eski evleri hepsini yıkmak için gelir. Çekiçle gelir. Balyozla gelir. Ve hepsini yıkmak için. Hayatımız değişsin diye. Ve kendi evini kurar. Kendi odalarını, kendi kapılarını inşa eder. Eğer Mesih kabul edilmişse, Mesih'sel bir yaşam sunulmalı. Eğer ışıktaysak, ışıkta yürümemiz lazım. Eğer Rabbin kızıysak, Rabbin kızı olarak yaşamamız lazım. Bu bir yolculuk meselesidir, bu bir süreçtir. Bu Mesih'le yürümektir. Bu en çok bizi ilgilendirir. Bu olan en çok bizi ilgilendirir. Mesih'le yürümek. Tamam, bir defa dedikodu yaparız. Aklımıza bir şey gelmez mesela, bunun yanlış olduğu kadar. İkinciye yaparız, aklımıza gelir, çok geç olmuş olur. Zaten dedikoduya başlamışız, bitirmişiz. Üçüncüye dedikodu yaparız, bu kez daha başlamadan Rab ve de kutsalın bizi uyarır. Fakat biz hala devam ederiz. Dördüncüye yaparız, bunu artık bile bile devam ederiz. Sizce bu Hristiyanca mı? Birinci küfür etmişiz, kötü bir söz söylemişiz. Hiç aklımızda yoktu. İkinciye söylemişiz. Ama çok geç oldu. Bunu artık söyledik ve o zaman aklımıza geldi. Üçüncüye söyleyeceğiz. Bunun yanlış olduğunu ve de bir Hristiyana, Rabbin çocuğuna ve de kızına yakışmayan bir şey olduğunu biliyoruz. Ve bunu söylüyoruz. Sizce bu Hristiyanca mı? Hristiyanca değil. Bu yüzden Hristiyan bir yaşam kutsallaşmalı, günden güne. Oğlun benzerliğine dönüştürülmek üzere seçildi. Bu bir yaşam şeklidir. Hayat içeri, ömür içeri. Bir gün değil, bir hafta değil. Bir senede değil. Hayat içeri kardeşim. Öyle ki Filipililer 2.12 bize şunu der. Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın kardeşler. Kurtuluşunuzu etkin kılın. Kurtuluşunuzu çalıştırın. Tövbe edin. Daha iyi olmak için, daha örnek olmak için, daha Hristiyan olmak için, daha çok Mesih'e benzemek için. Tövbe edin, tövbe edin. Rab bizi değiştirsin. Bizi Hristiyan yapan şeylerden biri budur. Savaş vermek, pes etmemek. Şu an tamamıyla kutsal değilim. Sıvışan değilim. Ama yoldayım. Ve benim isteğim yapmam bu. Kardeşler, Tanrı'nın adaleti, yargısı, gazabı, ateşi dünyanın sonunda en açık şekilde sergilenecek. Tanrı dünyayı yargılayacak. Şimdi Yenahit'ten de bir ayet okuduk değil mi? Tanrı tekrar yargısını anında gerçekleştirecek. Hanan diye mesajlar yalan. Fakat unutmayın, Mesih tekrar gelecek. Ve Tanrı'nın gazabı yeryüzüne son damlasına kadar dökülecek. Eğer aranızda İncil'in son kitabı olan Vahiy bölümünü, Otrubenya'yı okumayan varsa lütfen onu okusun. Tanrı'nın gazabı hakkında biraz bilgi edin. Tanrı yakıp yok eden bir ateşse hala ve Tanrı'nın gazabı hala geçerli ve yeryüzüne dökülecek. Şunu iyi dinleyin. Eylemsiz bir Hristiyan bu gazabın altında kalabilir. Eylemsiz bir Hristiyan bu gazabın altında kalabilir. Hep şunu deriz. Kardeşler, sizi gördüğümde Mesih'i görüyorum. Değil mi? Tanrı'nın yüceliğini görmek istersen kardeşine bak, yüzüne bak. Ben de şunu diyorum. Tanrı'nın yüceliğini hayatında görmek istiyorsan göster. Yoksa bak ya Rabbi sana hangi de yüceliğini söyledim ya. Sana şükürler ederim ya. Gerçekten senin yönetimin için sağlayışın için ya. Biz sana iman ediyoruz ve de şükrediyoruz ya. Sen değişmez, iyi bir tanrı sana. Senin için ya. Senden kaynaklanan her şey iyidir. İyiliğimiz içindir ya. Bu yüzden sana şükrediyoruz ya. Rab senin bildiğiniz gibi günaha karşı bakış açın hiç değişmedi Rab. Bu yüzden lütfen bizleri çocuklar olarak günahtan korun Rab. Ya Rab, kurtuluş planın hiç değişmedi ya Rab.
Bu yüzden Ya Rab senin kurtuluşuna uygun bir şekilde yaşamak için bizleri güçlendir Rab. Oğul gibi, kız gibi, ışık çocuğu olarak, dost olarak yaşamak istiyoruz Ya Rab. Bize nasıl seslendiysen öyle yaşamak istiyoruz Rab. Bize verdiğin ünvanlar için sana şükrediyoruz Ya Rab.